Çünkü İsrail'in şu anda bir Suriye planı var. İsrail Şam'a öyle Golan Tepeleri falan değil, çok büyük bir saldırı yapabilir. Büyük İsrail projesine karşı Türk operasyonlarının bir şah çekme niteliğinde olmasından dolayı özellikle İsrail istediğini tam anlamıyla Suriye'de alamadı. Türkiye'nin masadaki en önemli olmazsa olmazı bu olmalı. Sevgili dostlar, merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Sevgili dostlar, özellikle çok önemli gelişmeler oluyor Rusya cephesinde, Türkiye cephesinde ve Suriye cephesinde. Niye bunu söylüyorum? Geçenlerde biliyorsunuz Moskova'da Dışişleri Bakan Yardımcılarının katıldığı bir toplantı olmuştu. Şimdi bu toplantının artık detayları yavaş yavaş Dışişleri Bakanları seviyesine geldi. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da açıkladı. Mayıs'ın başı itibariyle Moskova'nın ev sahipliğinde Suriye Dışişleri Bakanı ve Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Moskova'da bir görüşme yapacak. Ve bu görüşme çok önemli. Özellikle diğer Rus basınında da çıkan haberlere göre ve Şarkül Afsat'ta çıkan haberlere göre hem Orta Doğu'da hem Rusya'da bu görüşmenin artık tamamen somut adımlarla ilerletilebileceğini gösteriyor. Yani masada, Dışişleri Bakanları toplantısında masada somut adımlar olacak ve somut adımlara göre liderler buluşması gerçekleştirilecek. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad, o da bu toplantından sonra yakın bir zamanda görüşebilir yani ikisi. Bunun olması çok önemli. Neden? Çünkü İsrail'in şu anda bir Suriye planı var. Çok önemli. Şimdi Suriye'de tamamen Siyonizm istediğini alamadı. Neden? Çünkü hem Rusya'nın orada mukavemet göstermesi, Suriye'nin Irak gibi olmasını engellemesi, hem de Türkiye'nin yaptığı sınır ötesi operasyonlarla orada bir güvenli hat çekmesi ve Büyük İsrail projesine karşı Türk operasyonlarının bir şah çekme niteliğinde olmasından dolayı özellikle İsrail istediğini tam anlamıyla Suriye'de alamadı. Nitekim bunun için de İsrail yakın zamanda, ki bu çok konuşuluyor, İsrail'in bir Şam operasyonunda bulunabileceği konuşuluyor ki bu çok önemli sevgili dostlar. Yani yakın zamanda İsrail Şam'a öyle Golan Tepeleri falan değil, çok büyük bir saldırı yapabilir. Bu saldırılar silsilesi ikili bir savaşa dahi dönüşebilir. Bunun özellikle konuşulması İsrail'de de çok önem teşkil ediyor. Bir yandan bunlar olurken Türkiye'de Suriye ile görüşmeye hız verdi. Vermesi gereken, zaten olması gereken bu. Vermesi gerekiyordu. Neden? Türkiye'de şunu düşünüyor. Ben hem bu bölgede geç kalmadan İsrail'in bu planlarını bozmak, hem de Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak adına Suriye ile anlaşarak hem terör örgütlerinin olası bir sözde devletçik kurmasına engel olmak, hem de ülkedeki Suriyelileri peyderpey hızlı bir şekilde oradaki oluşacak güvenli bölgeye yerleştirmek. Bu proje kazan projesi kapsamında Türkiye için ve Suriye için önem teşkil ediyor. Rusya burada bir garantör gibi zaten bunun güvencesini vermiş durumda. Rusya da bunu istiyor zaten. Çünkü bölgede, Suriye'de özellikle Amerika Birleşik Milletleri'nin olmasını ne İran istiyor, ne Rusya istiyor, ne Suriye istiyor, ne Türkiye istiyor. Hiçbiri istemiyor. Bunların istemediği yerde hem Amerika Birleşik Milletleri'nin bölgeden çıkarılması, hem Suriye'nin tekrardan toprak bütünlüğüne kavuşması bölgede pek çok Siyonist ve emperyalist planını da tersine çevirebilir. Şimdi bu bir kere masada, bu çok önemli. Türkiye'nin bir diğer acele etmesinin sebebi de şu: tamamen güney cephesini halledip sorunsuz bir şekilde güney cephesine bir nokta koyup batı cephesine yoğunlaşması lazım. Çünkü batı cephesinde karşısındaki Yunanistan inanılmaz derecede küçük Amerika olmuş durumda ve hızlı bir şekilde silahlanıyor sevgili dostlar. Hızlı bir şekilde silahlanıyor. Bu silahlanmasını da giderek arttırıyor. Daha geçen günlerde yine Dede Ağaç'a Amerikan drone savarlar, MQ-9 drone savarlar oraya yerleştirildi. O da yetmezmiş gibi biz hep biliyorsunuz Limni Adası'nı konuşuyoruz, Midilli Adası'nı konuşuyoruz, Sakız, Sisam, Meis vesaire, Rodos, Girit, buraları konuşurken hiç konuşulmayan bir ada var. Bakın çok önemli. İskila Adası. İskila Adası Mora Yarımadası'na daha yakın, bize daha uzak olan bir ada. Ama niye önemli? Mora Yarımadası, yani o Yunanistan ana karasının da koruyucusu olması hasebiyle önem teşkil ediyor. Burada hem elektromanyetik harp sistemleri hem de drone savarlar birçok husus buraya yerleştirilmiş durumda. Burada İskila Adası'nda
Türkiye'nin İHA ve SİHA saldırılarına karşı ve pek çok hususa karşı önlemler güya alınmış durumda. Şimdi bu önlemler kat ve kat çarpı 2 şekilde silahlanma devam ederken, burnumuzun dibindeki adalarda bu silahlanma devam ederken, Yunanistan'ın Inoset 2023 tatbikatı dahil olmak üzere Nabıldina tatbikatları ve diğer tatbikatlar, Midilli'de yapılan tatbikatlar devam ederken, tabi bunlar şimdi bitti bu tatbikatlar, yakın zamanda olmuştu. Bunlar olurken ve üstüne bunlar devam edecekken Türkiye bir an önce Batı cephesine ağırlık vermesi gerekiyor. Şimdi bu Batı cephesine ağırlık verme hususunda şunun da altını çizmek istiyorum. Dede Ağaç bu minvalde müthiş bir şekilde silahlandırılmaya devam ederken, Türkiye oluşabilecek karadan bir müdahale veya herhangi bir şeyde özellikle Türkiye'nin önünü kesmek adına burada Yanuli karargahı diye bir karargah da kurdular. Şimdi bu karargahta Amerikan askerleri de çarpı iki şekilde, öyle düşünün, daha da arttırılıyor. Bunlar da önemli. Şimdi bütün bu hususlar neticesinde Türkiye iki cephe arasında kalmamak adına, Güney cephesini tamamen halletmek adına bunu şimdi tamamen kapatmaya çalışıyor. Bakın, biz hep şunu savunduk. Bölgesel merkezi Türk dış politikası. Bakın, bölgesel merkezi Türk dış politikası Türkiye için çok önemli. Türkiye okyanus ötesine göre, Atlantik'e göre politika yapmamalı. Bölgesel merkezi Türk dış politikasını bölge ülkeleriyle inşa etmeli. Bu bölge ülkeleriyle inşa etmek ancak bölge ülkelerinin ve Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda olur. Bu çıkarları da bölge ülkeleri de Türkiye'de kazan kazan politikasıyla elde edebiliyor. Suriye ile elde edebiliyor. Rusya ile elde edebiliyor. Ne bileyim, Azerbaycan'la, İran'la elde edebiliyor. Şimdi bunlarla elde etmek çok önemli. Bakın, Mısır'la ilişkiler yavaş yavaş normalleşmeye başladı. Geçenlerde Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye biliyorsunuz ziyarette bulundu. En kısa zamanda Sisi ile Sayın Cumhurbaşkanı'nda görüşeceği açıklandı. Görüşebilme ihtimalinin yüksek olduğunu, yakın zamanda da görüşeceği açıklandı. Şimdi bu görüşmelerin hepsi özellikle çok çok önem teşkil ediyor. Biz bölgesel merkezi Türk dış politikasını etkin edersek bölgede yapacağımız projelerin daha faydalı olacağını ve daha uzun ömürlü olacağını görürüz. Tabii bu Türkiye merkezli projeler için bahsediyorum bunu. O yüzden de Türkiye kendi çıkarlarını korumak zorunda. Bugün Suriye ile uzun bir kara sınırımız var. Neden biz Suriye ile hala düşmanca tavırlar çerçevesinde Amerika'nın güdümünde gibi hareket ediyoruz? Yani bunun bize sorgulamamız lazım. Buradan çıktık şu an. Bu çıkışımızı Suriye ile anlaşmayla devam ettirmeliyiz. Ya Suriye ile Türkiye'nin bir araya gelmesini hep söylüyorum. Kim istemez? Efendim, bakıyoruz, Amerika istemez, İsrail istemez, Fransa istemez, Almanya istemez, diğer ülkeler istemez. Bunların istemeyeceği yerde Türkiye Suriye ile muhakkak en kısa zamanda en üst düzeyden görüşmelere başlaması lazım. Zaten şimdi Mayıs'ın başında bu artık kesinleşti. Moskova'nın ev sahipliğinde Suriye Dışişleri Bakanı'yla bizim Dışişleri Bakanı görüşecek, Mevlüt Çavuşoğlu. Bu görüşmelerde somut detaylar masaya yatılacak. Bakın, bu çok önemli. Daha öncekiler gibi temenniler veya soyut yönde gitmeyecek. İki taraf da gerçek somut görüşlerini ortaya koyacak bir yol alınabilmesi için. Ve bu somut görüşmelerin en üst düzeyden konuşulup karara bağlanması için de Sayın Cumhurbaşkanı ile Beşer Esad'da büyük bir ihtimal, ben öyle görüyorum, ya Mayıs ayı içinde, belki seçimlerden önce olabilir. Yani Mayıs'ın başında böyle olup 5 gün sonra, belki 6-7 gün sonra o görüşmenin niteliğine göre Sayın Cumhurbaşkanı da böyle bir görüşme yapabilir. Veya sonrası için yeni bir görüşme silsilesi oluşabilir. Tam bilmiyorum ama yani bu görüşme kısa zaman içinde yapılacak. Bu çok net. Bunun yapılması da Türkiye için faydalı. Bir daha tekrarlıyorum. Çok çok önemli. O yüzden biz Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türk Devleti olarak bölgesel merkezi Türk dış politikasını etkin hale getirmeyiz. Çünkü Türk dış politikasının bu anlamda bölgesel merkezi, bölgeyi kapsaması diğer küresel manadaki projelerinde geleceğini etkiler. Sen kendi bölge ülkelerinde anlaşamazken nasıl küresel projeler yapacaksın? Yarın öbür gün Çin'in bir yol bir kuşak projesi orta koridor kapsamında Türkiye'den geçeceği zaman senin burada güvenli hat oluşturman bu anlamda çok önemli. Ama o güvenli hattı oluşturmak için bölgedeki terör örgütlerinin de çift taraflı olarak kafasının ezilmesi lazım. Yani hem Suriye hem Türkiye ortak bir operasyonla, Rusya'nın da dahil olabileceği bir operasyonla buradaki terör örgütlerini tamamen bertaraf etmeli. Türkiye'nin masadaki en önemli olmazsa olmazı bu olmalı. Suriye'nin kuzeyindeki bir defakto oluşumuna, o Aynul Arap bölgesi dahil olmak üzere, şimdi Kobani diyorlar ya, oralarda kesinlikle ve kesinlikle terör örgütlerinin sökülüp atılması ve bölgenin Suriye manasında toprak bütünlüğünün korunması ve onların boşalttığı yere tekrardan bölgenin asıl ev sahipleri Suriyelilerin oraya geri dönmesi bu şekilde ve bölgenin de güvenliğinin sağlanması yaşanabilir. Bunlar çok önemli. Bakalım bundan sonra ne olacak? Hakikaten de Suriye ile görüşme, Rusya ile daha da ileri seviyedeki görüşmeler, Azerbaycan'la ve Türk Cumhuriyetleri ile yapılacak olan bu görüşmelerin Türk Devletleri Teşkilatı'nın daha ileri seviyeye taşınması, diğer taraftan tatbikatlara diğer ülkelerin askerleriyle beraber ortak tatbikatlar yapılması, bunların hepsi
çok çok önemli ve masada. Bunların devam ettirilmesi lazım. Hep söylediğimiz husus. Israrla yine söyleyeceğim. Türkiye, Asya ve Avrasya'daki tarihi mevzilenmesine devam etmeli. Bu mevzilenme Türkiye için hayati öneme sahip. Çünkü karşı tarafta Türkiye'yi boğmak isteyen, bölmek isteyen bir cephe var. Ve bu cephenin başını Atlantik'le Batı çekiyor. Bu Türkiye bunları da mutlaka görüyor. Ve yeri geldiği zaman bakın televizyon ekranlarında o işte NATO severler cemiyetinin üyeleri gibi hareket eden, öyle ibrikçi başı gibi Amerikan çaktırmadan Amerika'nın çıkarlarını da böyle efendim ön plana çıkartarak, Batı'yı ön plana çıkartarak konuşanların son bulacağı bir yer olacak. Son bulacağı bir zemin olacak. Hem medyada, basın yayında, hem kurumların içinde hem de pek çok yerde Avrasya ve Asya tandanslı gelişmeler olacak. Bunları da hep birlikte yakın zamanda inşallah göreceğiz. Evet sevgili dostlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.